Hakka Suresi Mekke'de inmiş olup 52 ayettir. Adını ilk ayetten almıştır. Hakka, kesin gerçek, vuku bulması muhakkak olan kıyamet anlamına gelir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. El-Hakkah. Kesin gerçekleşecek olan. Mel-Hakkah. Evet, nedir o gerçekleşecek olan? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةِ Gerçekleşecek kıyameti sen nereden bileceksin? كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ İşte Semud ve Ad milletleri de o kafalara çarpan kıyamet dehşetini yalan saymışlardı. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ Bunlardan Semud, o korkunç zelzeleyle yok edildi. Ad ise azgın bir kasırgayla imha edildi. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ ف۪يهَا صَرْعَا كَأَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ Allah, o kasırgayı üzerlerine 7 gece 8 gün kesintisiz olarak salıverdi. Öyle ki sen, o halkı içi boş hurma kütükleri gibi yerlere serilmiş görürdün. فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görebilir misin? وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ Firavun da, ondan öncekiler de altüst edilip, yerin dibine geçirilen Lut milletine ait kasabaların ahalileri de, hep o günaha, yani şirke girdiler. فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً Rablerinin elçisine isyan ettiler. Allah da onları şiddetle cezaya çarptırdı. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنُونَ Unutmayın ki Nuh zamanında sular taştığı vakit, sizi, varlığınıza vesile olan atalarınızı emniyetli gemide biz taşımıştık. Onu sizin için hem bir ibret vesilesi kılalım, hem de can kulağıyla dinleyip ders alanlar iyice bellesinler diye böyle yapmıştık. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً Artık sura kuvvetle üflendiğinde, yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp, bir tek darbeyle çarpılıp, paramparça edildiğinde, فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةِ İşte o gün olan olur. Kıyamet o gün kopar. وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ O gün gök yarılır, parçalanır, iyice kuvvetten düşer. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ Melekler de göğün etrafında bulunurlar. O gün Rabbinin arşını 8 melek taşır. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ O gün bütün yaptıklarınızla Allah'a arz olunursunuz. Öyle ki sizden en ufak bir şey bile gizli kalmaz.
فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَأُ كِتَابِيَهِ. Hesap defteri sağ tarafından verilen neşelenir ve işte defterim, buyurun okuyun, inceleyin. اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ. Zaten ben hesabımla karşılaşacağımı biliyordum der. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. O artık mutluluk veren bir yaşam içindedir. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. Çok güzel ve pek kıymetli cennet bahçelerindedir. قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ. Meyveleri hemen el ile koparılacak durumdadır. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Kendilerine şöyle denilir: geçmiş günlerinizde yaptığınız güzel işlerden dolayı afiyetle yiyin için. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهِ. Ama hesap defteri sol tarafından verilen kimse, eyvah der, keşke verilmez olaydı bu defterim. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ. Keşke hesabımı bilmez olaydım. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهِ. Ne olurdu ölüm her şeyi bitirmiş olaydı. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهِ. Servetim, malım bana fayda etmedi. Helake anni sultaniyah. Bütün gücüm, iktidarım yok oldu gitti. Huduhu fagulluh, thummel cahime salluh, thumme fi silsiletin darruha seb'ûne zira'an feslukuh. Allah cehennem bekçilerine emir verir: tutun, bağlayın onu, kelepçeleyin. Sonra da cehenneme fırlatın. Sonra da onu 70 arşın uzunluğundaki zincire vurun. İnnehu kâne lâ yu'minu billâhil azîm. Çünkü o, büyükler büyüğü Allah'a inanmazdı. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Çünkü o, fakiri doyurmayı teşvik etmezdi. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ. Bugün artık burada onun bir dostu olmaz. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. Yiyecek olarak da cehennemliklerin irininden başka bir şey bulunmaz. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. Onu büyük şirk suçunu işleyenlerden başkası yemez. فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ. Yok yok, gördüğünüz ve göremediğiniz alemlere yemin olsun ki اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. Bu Kur'an pek kerim bir elçinin getirip okuduğu sözdür. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ. O bir şairin sözü değildir. İnanmanız ne de az sizin. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. O bir kâhinin sözü de değil. Ne de az düşünüyorsunuz. تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. O Rabbül Alemin'den indirilen bir derstir. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ. Eğer o Resul bizim adımıza bir takım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
Sizden kimse de buna mani olamazdı. وَاِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ Şüphesiz o müttakiler için bir irşattır. وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ Elbette sizden bazılarının peygamberi yalancı saydığını biliriz. وَاِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Şüphesiz o, kafirler için büyük bir pişmanlık ve karşılaşacakları kesin bir gerçektir. O halde, ey şanlı elçi! Haydi sen de Rabbinin yüce adını zikret.